Kur'an demiş mi ki Adem'in çocukları birbirleriyle evlendi? Ne olabilir? Neler olmayabilir ki? Neler olmayabilir ki? Bizim orada gaybı taşlama gibi bir durumumuz olmamalı. Neler olmayabilir? Allah Adem'i topraktan yarattıysa ve babasız, annesiz dünyaya getirdiyse, mümkün onun çocuklarının da evlenmesinin farklı bir yönü olabilir mi? Nereden bileyim ben? Ha, benim bildiğim, biz bir baba ve anneden dünyaya geliyoruz ve evleniyoruz, çocuklarımız oluyor. Biz bunu biliyoruz. Ama böyle değil, Adem farklı yaratılmış. Mümkün o farklılık çocuklarında da bir farklılık şeklinde olmadığını, o zamanın üreme şartlarının farklı olup olmadığını nereden bileceğiz? Söz gelimi Allah sadece Adem'i değil, İsa Aleyhisselam'ı da babasız dünyaya getirmiş. Babasız insan olur mu? Allah dilerse olur. Böyle olduğu gibi başka enteresan şeyler de olabilir mi? Allah dilerse olur. Biz inancımızı Allah'a yönelik taptaze canlı olarak, o ne yaptıysa doğru yapmıştır. Bizim onun yarattığına, yaptığına, hüküm koyduğuna yönelik en küçük bir eleştirimiz, en küçük bir zanla gaybı taşlamamız imtihanı kaybetmemiz olur. Onu diyelim. Başka Ademler vardı diye Ademler uyduracağımıza, peki başka Ademler vardı? Ne yaptık? Adem'in çocuklarının evlenmelerinin bir çözümünü bulduk. O Ademlerin daha ilkine gidelim. Yine bir annenin babanın olmadığı yaratılan bir Adem gerekiyor. Hadi Adem'in çocukları değilse, Adem'in 100 tane babası dedesi varsa orada problem yine söz konusu olacak. Ama bizim kainatı kavramamız, kuşatmamız ne kadar mümkün? Melekleri anlamamız, anlamak derken mahiyetlerinin nasıl olduklarının ayrıntılarını bilmemiz ne kadar mümkün? Cinleri ne kadar tanıyabiliriz? Mikrobu ne kadar biliyoruz? Kendimizin dünyaya geldiği veya çocuklarımızın dünyaya geldiği embriyoyu, hücreyi ne kadar tanıyoruz? Da Adem'in çocuklarına gidelim. Onları tanıyalım. Onların nasıl evlendiklerine dair hükümler oluşturalım. Ne olacak? Diyelim ki bir sayfa açıldı önümüze. Adem ve Havva'nın çocukları şu şekilde evlendiler. Ne kazanacağız? Ne olacak? Veya bilmiyorum. Ne olacak? Neyim eksildi? Bilmediğimiz milyonlarca şeyler var. Hepsine merak mı sarıyoruz? Sarsak ne olacak? Esas meseleden uzaklaşmış olacağız. Kur'an böyle gerekli gereksiz bilgiler veren bir ansiklopedi değil. Kulluk kitabımız. O ne anlatıyorsa bize lazım olan şeyleri anlatıyor. Efendim Kur'an'da uçaktan da bahsedilmiyor. Dronelerden de bahsedilmiyor. Füzelerden de bahsedilmiyor. Böyle diye Kur'an hakkında olumsuz kanaatlerimiz mi oluşacak? Ama hidayetten bahsediyor. İnsan nasıl dosdoğru yaşar? Nasıl cennet yolcusu olur? Allah'ı razı edecek bir şekilde inanç ve amel içinde olur? İşte Kur'an onu anlatıyor. Yoksa Adem'in çocukları, peki onu anlamış olduk. Tamam da ne iş yapıyorlardı bunlar? Ayakkabılarını nereden alıyorlardı? Elbiselerini hangi terzi mi vardı o zaman? Çıplak mı geziyorlardı? Ağaç yapraklarıyla mı idare ediyorlardı? Efendim ateşi bulmuşlar mıydı?
nasıl yemek pişiriyorlardı? Yemek tariflerini kimden aldılar? Sor babam, sor. Öyle mi? Modern hayatta olmayan nice şeyler. Yolları yapılmış mıydı? Asfalt var mıydı o zamanlar? Nasıl gidiyorlardı? Yani binlerce soru aklınıza gelir. Biz meraklarımızla da imtihan oluyoruz. Neye, ne kadar, niçin merak etmemiz gerekir? Veya merakımızı frenleyip Rabbimiz nasıl murad ettiyse öyledir ve en doğrusunu da Rabbimiz o şekilde uygulamıştır. Allahüllezî ahsene külle şeyin halaka. Allah'tır ki yarattığı şeyleri güzel yaratmıştır. Değil, en güzel yaratmıştır. Adem'in çocukları da öyle. Onların evlilikleri de, ben inanıyorum ki Allah onlara en uygun bir evlilik yöntemi ne yaptı? Murad etti. Nedir o? Nice şeyi bilmediğim gibi onu da bilmem mümkün değil. Her şeyi biliyor muyum da sıra ona geldi? Hangi okula gitmişlerdi Havva'nın çocukları? Kim okutmuştu? Hangi kitaptan, hangi sayfa, ne? Aziz kardeşim, bu tür soruları isterseniz yüz binlerce çoğaltırsınız. Altında kalırsınız.